arkadaşlar. Ben Belinay. YKS 2022'de 9309 bir sıralama yaptım eşit ağırlıkta. Zaten birçoğunuz beni YKS'de derece hedefleyen öğrenciler için çektiğimiz videodan tanıyor. Şimdi şöyle bu videoda TYT Matematik için soru bankası önerileri hazırladık sizlere. Kolaydan zora gidiyor. Tabii bu kişiden kişiye göre değişebilecek bir sıralama. Öncelikle birinci önerim benim de ilk çözdüğüm kitaptı. 10. sınıftan 10.000 sınıfa geçerken tercih ettim ben. Antrenman Yayıncılığı Yeni Nesil Sorular Soru Bankası'ydı. Çünkü öğrenciler genelde 11-12 olduğunda yeni nesil sorulardan birazcık korkuyor. Bu kitapta sizin bu algınızı kırmaya yarayacak bir kitap. İkinci önerim ise Full Yayıncılığın TYT Matematik Soru Bankası. Yine kolay orta ağırlıklı bir kitap. Zor sorularla çok karşılaşmayacağınız, soruları birazcık daha rahat çözerek kendinizi motive edeceğiniz bir kitap. Üçüncü kitap önerim ise Hız Renk Yayınları TYT Matematik Soru Bankası. Hız Renk Yayınları'nın sistemini aslında biliyoruz zaten. Renk renk gidiyor. İşte başta birazcık daha kolay sorular, konuyu kavratacak, sonra pekiştirecek, sonra da ÖSYM tarzı testler geliyor. ÖSYM tarzı testlerle birazcık daha sınava yakın sorular görebilirsiniz. Ve aynı zamanda kronometreler var her testin sağ üst köşesinde. Bu sayede de zaman yönetim becerisini de kazanmış oluyoruz aslında. Dördüncü önerim 3-4-5 şeyleri TYT Matematik Soru Bankası. Üniversite sınavına hazırlanan her öğrenci de görürüz zaten bu kitabı. Özellikle problemlerini çok çok severek çözmüştüm. Çünkü çok yaratıcı sorular içeriyor içerisinde. Beşinci önerim Acil Yayınları TYT Matematik Soru Bankası. Acil yayınlarını ben hem TYT hem AYT için hem soru bankalarını hem fasiküllerini tercih ettim. Kesinlikle öneririm. Özellikle acil matematikte tanım çok önemlidir. Birçok hoca buna değinir. Acil yayınları kitaplarına tanıma çok önem veriyor. O yüzden bence sorulardan çıkarmamız gereken çok fazla önemli bilgi var. Altıncı ve son önerim orijinal yayınları TYT Matematik Soru Bankası. Birçok öğrenci orijinali ikinci kaynak olarak hatta seviyesi ise ilk kaynak olarak çözmeyi düşünüyor. Ama ben pek tavsiye etmiyorum. Açıkçası iki kaynak çözdükten sonra bir üçüncü kaynak olarak öneririm kesinlikle. Bence sınava girmeden önce orijinal soruları bir görün derim. Umarım faydalı olur. Hepinize başarılar.